Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum hepinize. Maraş biberinden turşu yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız. Kuvvetle tavsiye ediyorum. Şu anda tam zamanı, mevsimi. Çok güzel, harika, acılı bir turşu oluyor. Özellikle de acıyı sevenler için çok güzel bir turşu. Bunun için 1 kilo kadar böyle Maraş biberlerim var. Evet, böyle ne kadar ufaklı olursa o kadar güzel oluyor turşuda. 3 baş sarımsak soydum. Biberlerimi de yıkadım. Şimdi saplarını keseceğim. Şöyle üzüm sirkemiz var. Evet, zeytinyağımız. Tabii ki turşu tuzumuz irili. Ve limon tozumuz var. Bütün malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Maraş biberlerimizi şöyle şu şekilde temizliyoruz. Kavanozda çok yer kaplamadığı için saplarını kısaltıyoruz makas yardımıyla. Oldukça kolay oluyor. Su bardağı da aynı bardakla su koyuyoruz. Evet, şimdi biberimizin tuzunu ayarlıyoruz. 2,5-3 kaşık kadar turşu tuzundan koyun arkadaşlar. Çok dolu olmadan da 1 kaşık limon tozu koyalım. Şimdi karıştırdığımız sirke, tuz, zeytinyağı, limon tozu bütün malzememizi şöyle karıştırarak ocağa aldım. Ve biraz kaynamasını bekledim. Saplarını temizlediğimiz biberlerimizi şöyle ucundan içine sirkesini, yağını alması için hafiften böyle kesiyoruz. Bakın. Şöyle. Şimdi hazırlamış olduğumuz biberlerimizi zeytinyağlı sosumuzun içine atıyoruz. Hafiften kaynamaya başladı zaten. Biberleri de içine bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 7-8 dakika bu şekilde hafif biberlerin pişmesini sağlayacağız arkadaşlar. Temizlediğimiz 3 baş sarımsağımızı da ufaklayacağız. Böyle orta büyüklükte doğrayalım. Şimdi doğradığımız sarımsaklarımızı içine bırakıyorum arkadaşlar. Birlikte pişecekler. Yalnız bu işlemi yaparken balkonda yaparsanız daha iyi olur. Biraz sirkenin ve limon tuzunun keskin kokusu oluyor. Tıkayabilir. Veyahut da tenceremizin kapağını şöyle kapatarak arada birkaç defa karıştırmak şartıyla mutfağımızda da yapabiliriz. Ben şu anda mutfakta yapıyorum. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde kaynıyor.
Buhardan biraz tabii görünmüyorsun. Şöyle. Tekrar kapağını kapatıp bir 5 dakika daha kaynamasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, biberlerimiz oldu sanırım. Bakın böyle hafiften biberler kendini saldı. Hafif buruşmaya başladı. Şöyle çatal yardımıyla da yumuşayıp yumuşamadıklarına bakabilirsiniz. Çok da yumuşamasın, dağılmasın. Biraz diri olması da güzel oluyor. Önemli olan zeytinyağını, sirkesini, sarımsağın esansını, tadını içine çekmiş olması. Çok aşırı sıcaklığı geçti biberlerimin. Şimdi kavanozlara dolduracağım. Şöyle küçük kavanozlara bir defa yemek için. Bunlar çok güzel oluyor. Hemen açtığınız zaman bitiyor. Bitmese de zaten kapağını kapatıp buzdolapta muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Hafiften bastırabiliriz. Bakın şöyle şu şekilde doldurduk. Bu turşumuzun bir güzelliği de arkadaşlar, yaptıktan sonra bir gün de bekletiyoruz ve daha sonra yemeye başlıyoruz. Yarın ben size açıp göstereceğim. Şekilde turşularımız hazır vaziyette. Şimdi güzelce kapaklarını, kavanozlarımın kenarını sildim arkadaşlar. Siz de silin mutlaka. Bir de çevirip çevirip tepsinin içine dizeceğim. Evet, bu şekilde turşumuz çok güzel oldu. Turşularımız sabaha kadar kapakları tutacak, bu şekilde bekleyecek ve daha sonra ister kilerinize ister başka yerde muhafaza edebilirsiniz. Şimdi kavanozumun bir tanesini açıp size göstereceğim. Yalnız kavanozun kolay açılma püf noktasını da göstereyim sizlere. Ellerinizi şöyle yaparak şu şekilde. Evet, bakın. Kavanozum kolayca açıldı. Şöyle maşayla birer birer alıp tabağıma yerleştireceğim arkadaşlar. Gerçekten kokusu da çok güzel, mis gibi. Çok güzel bir turşu. Yapmanızı tavsiye ederim. 2 kilo Maraş biberinden yaptığım turşu tarifim böyle. Eğer beğendiyseniz mutlaka yorum yapınız. Beğeni de yapabilirsiniz. Destek için abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Yine görüşmek üzere yeni tariflerde. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.